İyi akşamlar. Reklamlar programına hoş geldiniz. Bu akşam çok farklı bir konuda sizlerle birlikteyiz. Alıştığımız formatın dışında bir program yaptık. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta programımızda Reklam Verenler Derneği Başkanı Sayın Hakan Uyanık ve Reklamcılar Derneği Başkanı Sayın Cefi Medina ile 2005 yılının bir değerlendirmesini yapmıştık. Ancak programımızın sınırlı vakti dolayısıyla daha çok televizyon ve basına yönelmiştik. Televizyon ve basındaki 2005 yılı verilerini değerlendirmiştik. Bunun dışındaki tamamlayıcı mecralar olarak adlandırdığımız sinema, radyo, açık hava gibi mecralara çok fazla vakit ayıramamıştık. Dolayısıyla ben bu haftaki programımı bu alternatif mecra ya da tamamlayıcı mecralar olan sinema, açık hava ve radyoya ayırdım. Ve bu mecraların temsilcilerini konuk ettim. Önce sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum. Sayın Murat Akdilek, FİDA Film Yönetim Kurulu Başkanı, sinemayı temsil edecek bugün bize. Sayın Mustafa İlbak, Struer Kent Vizyon Yönetim Kurulu Başkanı. Mustafa Bey de bize açık havayla ilgili yorumları yapacak, verileri paylaşacak. Erol Kamer Bey de İndex Medya'nın genel müdürü, onunla da radyoyu konuşacağız bugün. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Sohbetimize isterseniz hemen Türkiye'deki medya bileşiminden başlayalım. Bunu geçtiğimiz hafta da konuklarımla paylaşmış ve konuşmuştum. Yönetmenimizden rica edelim bu medya bileşeniyle ilgili slaytımızı ekrana getirsin. Bu slaytta televizyon, radyo, basın ve sinema diğer mecralar yer alıyor. Ben hemen hızla okumak istiyorum. Türkiye'de 1200 radyo istasyonu var. Bunun 30'u ulusal, 108'i bölgesel, 1062'si yerel. Sinema salonu olarak baktığımızda benim ulaşabildiğim 742 sinema salonu var. Belki Murat Bey düzeltecektir bu rakamı. 1218 sinema salonumuz var. Billboard 12.500, 11.300'de otobüs durağı var. Bu billboardlar dışındaki mecra sayısına ben ulaşamadım. Ondan yaklaşık 90.000 civarında 100 olduğunu kabul edebiliriz. Bunlar billboard dışındaki billboard, megalight, raketler, otobüs durakları vesaire. Reklam yüzü olarak söylüyorum. Yüz adedi olarak söylüyorum. Peki hemen sorumu sormak istiyorum. Bu medya bileşenini nasıl buluyorsunuz? İsterseniz Murat Bey sizden başlayalım. O taraftan uzasınız. Sinema olarak değerlendirdiğimizde 92 yılıyla 2005 yılına baktığımızda yaklaşık 4 kat bir artış var sinema salonunda. Şu anda geldiğimiz rakam 1218 sinema salonu. 439'da sinema kompleksidir. Tabii Türkiye'de yatırımlar geliştikçe, şehirlerde alışveriş merkezleri yapıldıkça sinema sayılarındaki artış da zaten birbiriyle paralel gidiyor. Sonuçta unutmayalım ki Amerika'da 35 bin sinema salonu var. Bizde 1218 sinema salonu var. Nüfusa oranladığımız zaman bizim hala sinema salonunda bir eksikliğimiz olduğu gözlenebilir. İdeal sayı ne olmalı Türkiye'nin ideal sinema salonu? Türkiye'nin ideal sayısı İngiltere'de yaklaşık 4500 salon olduğunu düşünürsek ve nüfus oranında da bizim İngiltere'yle hemen hemen aynı aralıkta olduğumuzu düşünürsek 4000 salon, 3500 nitelikli salon Türkiye için ideal sinema salon portföyünü oluşturacaktır diye düşünüyoruz. Bu da zamanla eski sinemaların kapanması yerlerine yeni sinemaların, alışveriş merkezi içerisindeki sinemaların yapılmasıyla gerçekleştirecektir. Sonuçta bu medya trendi, bu çıkış, daha doğrusu bu sinemadaki bu artış olumlu. Çünkü bir yere kadar birazdan konuşacağız. Mecranın niteliğini ve etkisini arttırmak için de mecranın kendisini geliştirmek gerekir. Sinemaların gelişmesi de bu yüzden bizim mecramız için bir artıdır. Mustafa Bey, aynı soruyu size sorayım. Bu reklam noktaları Türkiye'de yeterli mi? Avrupalıları nasıl mukayese edebiliriz? Ya hala yeterli değil, önce onu söyleyeyim. Ama gelişme olarak baktığımız zaman son 10 yılda ciddi bir gelişme var. 11 yıl önce mesela Türkiye'de kent mobilyaları içinde yapılan açık hava reklamcılığı yoktu. Son 10 yılda ciddi gelişmeler gösterdi. Başta işte 3 büyük ilde, daha sonra da diğer Anadolu'ya yayıldım. Ama bütün bunlara rağmen hala çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Mesela Almanya'ya göre bir örnek vereyim. Bir pano 470 kişiye düşüyor. Almanya'daki reklam, açık havadaki reklam şeyini söylüyorum potansiyeli. Türkiye'de 35 bin. Çok yani hala çok yetersiz, evet. Hala çok yetersiz. Peki bunu yani biraz da şey gibi değil mi? Arsa gibi. Yani arsa çoğaltmak belli bir yerden sonra çok zor. Hı hı. Billboard alanı, açık hava alanı... Hala çok yer var.
Halen gelişme müsaittir. Evet, çok çok. Peki Erol Bey, siz ne diyeceksiniz? Bu kadar radyo, özellikle radyo sayısının çok fazla olduğu söyleniyor. 92 yılına kadar çok az bir radyo vardı. O tarih itibaren yaklaşık 1500'e yakın radyo şu anda fazla. Türkiye açısından çok fazla. Neden derseniz, şimdi reklam sektöründeki paydan aldığı oran %3, %3,5 olurken bunu 1500 radyoya paylaştırdığımızda gerçekten nasıl yaşayacakları belli değil. Bu zamanla büyük ihtimalle azalacak. Yani şimdi şöyle bir örnek verebilirim. Almanya'da Türkçe yayın yapan bir yerel radyo 4-5 euro civarında fiyata satarken ciddi paralar kazanabiliyor. Yerel bir radyo, yani çok fazla yatırımı yok, masrafı yok. Ama Türkiye'de ulusal radyolar bile o fiyatlara satamıyor. O fiyatlar içerisinde para kazanamıyorlar. Peki radyo yatırımı ucuz mudur da bu kadar çok? İlk işte 92 yılında bayağı ucuzdu. Son dönemde teknolojinin artmasıyla radyolarda ciddi şeyler başladı, artışlar başladı. Teknolojik yatırımlar bayağı arttı. İlk başta yani bilhassa 1200 tane, 1000'e yakın yerel radyo içerisinde baktığınızda yani iki tane kaset çalar, bir tane mikserle, bir tane DJ diye birine koyduğu, başına koyduğu insanlarla yayın yapıyordu. Şu anda bayağı masraflar arttı, vericiler, teknoloji gelişti, verici fiyatları yükseldi. Bu zamanla bana göre bu radyo sayıları düşecek. Türkiye için çok fazla şu an. Seleksiyon olacak gibi evet. Gözüküyor bence de, çünkü çok fazla. Çok fazla. İsterseniz hemen yıllara göre reklam yatırımlarını ekrana getirelim. Bu verileri geçtiğimiz hafta da kullanmıştım. 2000'den sonra malum hep beraber bir kriz yaşadık. 2001'de tüm reklam sektörü etkilendi. Toplam reklam yatırımı 1 milyar dolardan 594 milyona düştü. Ve ondan sonra çabuk atlattı. 2002'de 716, 2003'te 879 derken 2005'te 1.7 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Reklamcılar Derneği ile yaptığımız mutabakat sonucunda vardığımız rakam bu. Öncelikle bunu soracağım. Bu böyle bir artış sizlere de aynı oranda yansıdı mı? Ve geleceğe yönelik 2006 beklentileriniz neler olacak? Ama hemen bu sorunun paralelinde ben bir sonraki arkadaşlara slide'da getirmesini rica edeceğim. Toplam payda, reklam yatırımlarından aldığı pay sinema, televizyon ve açık havanın yıllara göre düşme trendinde olduğunu gösteriyor. Sinema %1 daha stabil, daha değişmeden gidiyor. Bu Avrupa'da da %1. Fakat açık havanın %3.9'a gerilediği söyleniyor. Radyonun %3.5'a gerilediği söyleniyor. Bir de bunun nedenini soracağım ama buna karşın da bir sonraki slaytlarımıza göreceğiz. Reel olarak da artış var. Evet. Kimden başlayalım? Sinema stabil olduğuna göre radyodan başlayalım. Evet. Açık havadaki oran, pardon, evet, açık havadaki oranı doğru değil. 7-8 civarında şu anda. Avrupa'yla da, Avrupa ortalamasına göre paralellik arz ediyor. Şey değil. Avrupa ortalamasının altında değil. Avrupa'nın ortalaması da çünkü %7. Bazı ülkelerde %12, bazılarında 8,5 ama ortalaması 7. Türkiye'de aşağı yukarı o oranda seyrediyor. Bir düşüş yok. Bizde de aynı oranda bütçeler bize yansıyor. Hatta tam tersi bence şey de var, gelişme de var. Reel olarak baktığımızda ben onu Erol Bey size geleceğim tekrar o zaman, hemen bu verileri de paylaşalım. Radyonun toplamdan aldığı pay 3.7'den 3.5'a düşmüş gözüküyor ama net gelirleri 48.4 milyondan 59.5 milyon dolara çıktı. Dolayısıyla %22.9, %23'lük reel gelirde bir artış olduğu gözüküyor. Açık havaya baktığımızda, açık havanın bu reklamcılar derneğinden aldığımız verilere göre 4.7'den 3.9'a gerilemiş gözüküyor ama net gelirleri pastanın büyümesiyle birlikte 54.9'dan 66.4 milyon dolara arttı. Yani %20.7'lik bir gelişme olduğu gösteriliyor. Bu sanırım standart açık hava ürünlerinde ölçüm yapılmış. Evet, açık havada da tabii tüm şeyleri, araçları ölçümlemek çok zor. Doğru. Yani öyle bakılırsa doğru bir rakam. Evet. Ama tamamını daha çok bu billboard ve şeyleri, raketleri, durakları kapsayan bir rakam. Doğru. Sinemayı da hazır yeri gelmişken şey yapalım, söyleyelim. 13 milyon dolar net geliri var. 17'ye çıkmış, %30'luk bir artış olduğu gözüküyor. Yine Reklamcılar Derneği'nden edindiğimiz verilere göre. Sinemada, lafınızı kesiyorum, 2001'den sonra olan şey şu oldu.
hepimizin aynı sorunu oldu. Müşterilerimizin harcadığı paraların miktarları düştü. Fakat reklam veren sayısı arttı. Dolayısıyla reklam veren sayısının artmasından dolayı da bizim aslında gelirlerimiz artıyor. Baktığımız zaman daha fazla müşterimiz var. Daha az harcıyorlar kampanya başına ama daha fazla müşterimiz var. Ben yani şunu eklemek istiyorum. Pardon, doluluk oranlarımız arttı diyelim açıkçası. O da bir faktördür yani, ama bir faktör. Ne kadar yüz Mustafa'nın dediği gibi artarsa o kadar da fazla outdoor'da reklam artacağına inanıyorum. Aynı şekilde sinema arttıkça pastanın da artacağına inanıyorum. Radyoda da aynı şeyi, her ne kadar şu anda kalabalık olsa da radyo istasyonları, nitelikli radyolar arttığı zaman pazarın daha fazla artacağına inanıyorum. Sonuçta biz outdoor için yer aradığımızı çok iyi biliyoruz bir reklam veren olarak da. Şeyde de benzer bir durum yaşandı geçtiğimiz yıl televizyonlarda. Geçtiğimiz yıl tam 717 yeni ürün ve marka televizyonda reklam yapmaya başladı. Sizin söylediğinize benziyor. Doğru. Reklam veren sayısı artıyor, harcadıkları para azalıyor ama sayı arttığı için toplam pastada büyüme gösteriyor. Dolar düşüşte. Hepimizin fiyatları dolarda. Dolayısıyla zam yapamayacağımıza göre reklam veren sayısını arttırmaktan başka mecraların şansı kalmadı. Siz genel olarak radyoda yani altın yıl dediğimiz 2000 yılından sonra tabii krizle birlikte bir düşüş oldu. 2000 yılında %5.4 iken reklam payı yaklaşık 75 milyon dolar civarındaydı. Fakat 2001'de, 2002, 2003'te sonra biraz düşüş oldu. Son dönemde aslında radyoda daha önceki dönemlerde bir güvenilirlik var mı, yayınlanmıyor mu, yayınlanmıyor mu, hangi radyo dinleniyor, dinlenmiyor gibi tereddütler vardı. Son dönemde işte dinleniyor, ölçülüyor, kontrol ediliyor. Bütün bunlar olmasına rağmen radyo istediği payı bulamadı. Bunu farklı nedenlerde görebiliriz. Yani diye düşünebiliriz ki radyolarda belki yatırım yok. Hep aynı radyolar, aynı şeyler, yüzler. Fazla televizyonda olduğu gibi şeyler olmadı belki programlar, yeni programlar çıkmadı. Fakat bir taraftan da baktığımız zaman televizyonda kullanılan reklamların birçoğu radyoda yok şu anda. Onun için de yani riyak olarak reklam verenlere, reklamcılar derneğine bu tür şeylerle, marketing çalışmalarıyla birlikte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Belki burada bizlerin de hatası oldu. Kendimizi tam olarak anlatamadık. Bu araştırmalarla ilgili daha sonra sorularım olacak hepinize. Ama isterseniz bir de Avrupa'da durum ne? Ona bakalım. Avrupa'daki dağılım nedir? Yönetmenimden rica edeyim ben. Ekrana getirsin. Avrupa'da sinema %1, Türkiye'de de %1. Burada bir farklılık yok. Aldığı pay olarak toplamdan. Bakın Avrupa'da radyo %6, bizde 3,5 civarı. Açık hava Avrupa'da %7. Açık hava derken belki burada onlar tamamını kapsıyor mu bilmiyorum bu rakamı. Bizde de %4 gözüküyor ama sizin dediğiniz gibi tümünü aldığımız zaman oran %7 geliyorsa orada Avrupa ile bir çelişkimiz. Bir tek radyoda var o zaman Erol Bey. Evet. Radyoda az pay alıyor. Yani radyoda var ama 2006 yılından ümitliyiz. Radyoda da ciddi bir artış olacağını düşünüyoruz. Peki biz de bu umudu, aynı şeyi umut ediyoruz. Şimdi farklı bir konuya geçeceğim. Burada da bizim elde ettiğimiz verilerle radyoda da çok net ölçebiliyoruz. Çünkü bizim kontrolümüzde ama billboard, açık hava ve sinemada ölçümlerimiz oradan buradan derlemeye çalıştığımız veriler olduğu için hatalar olabilir. Onu hemen söyleyeyim. Aylara göre reklam dağılımına bakmak istiyorum. Radyoda en çok reklam yayınlanan aylar. Bunu da yönetmenimiz getirsin ekrana. Aralık, Mayıs, Haziran, Ekim diye gidiyor. Doğru. Doğru mudur bu şey? Şimdi Aralık, Mayıs, Haziran dediğimizde televizyonda da Mayıs, Haziran pik yaptığı noktalar. Daha sonra da Eylül, Ekim'e gelir. Sizde Aralık'ın özelliği nedir? Şimdi şöyle, 2000 yılı öncesinde Ocak, Şubat, Temmuz, Ağustos aylarında reklam şeyi daha da düşüktü. Son dönemlerde, bu dönemlerde de artış oldu ama önemli olan Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ilk 4 ay. Daha sonra da Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Aralık'ta daha da yoğunlaşıyor. Bilemiyorum yani yeni yıl geliyor, bayramlar geliyor, bunun faydası olabilir. Kalan reklam bütçeleri kullanılıyor olabilir. Yani en yoğun dönem hemen hemen Aralık ayları daha yoğun oluyor. Ama televizyonlarda da aynı şey aşağı yukarı. Mayıs, Haziran,
Eylül-Ekim aylarında da televizyonlarda da yoğunluk oluyor. Paralel gidiyor yani. Bir de genellikle radyoyu destek mecra olarak kullandıkları için televizyon ve basın kampanyaları ne zamansa radyoyu da ağırlıklı olarak o dönemde kullanıyorlar. Benim anlayamadığım şu, mesela Ocak, Şubat, Mart'ta ne değişiyor? Tamam, televizyon açısından anlayabilirim yaz aylarını. İnsanlar daha çok sokakta, işte hava daha geç kararıyor, daha az televizyon, ama daha az radyo seyretmiyorlar. Dinlemiyorlar. Dinlemiyorlar. Hemen şeye soracağım. Açık hava özellikle çok ilginç. Açık hava yazın insanlar daha çok dışarıda, daha çok reklam alıyor musunuz yazın? Bence de öyle ama değil. Yani açık havayı da getirsin arkadaşlar. Bizim de yoğun aylarımız Eylül, Ekim, Kasım, işte sonbahar ve ilkbahar ayları, Mart, Nisan, Mayıs. İnsanlar daha mı dikkatli oluyor bu aylarda? Billboard'da neden mi bilmiyorum oldu yani açıkçası, ama herhalde kampanyaların başlangıç süresiyle ilgili bir şey. Yani. Peki sizin tecrübelerinize göre, aylara göre Billboard'un, açık havanın etkinliğinde bir farklılık olur mu? Ya şimdi bizim belki Ocak, Şubat'ta biraz düşebilir havaların kötü olmasından dolayı. Görünürlük oranı belki çok az da olsa düşebilir, ama diğer aylar için düşünmüyorum açıkçası. Eşit olması lazım bence. Yani. Arkadaşlarımdan rica ediyorum da sinemanın aylarını getirin. Yani yaz aylarında mesela daha çok reklam almamız lazım. Çünkü herkes daha çok dışarıda. Daha çok geziyorlar. Evet. Daha uzun süre geziyoruz dedik. Ama herhalde kampanyalar tatile gidiyor. Aslında burada bu reklam verenlere de bir mesaj vermiş olalım. Yani açık havanın kullanımında yaz aylarını diğer mecralarla bir yani tutmamaları gerektiği konusunda. Bence ihtiyaçlar, tüketim bütün aylarda devam ediyor. Yani insanlar yazında deterjan kullanıyor, kışında kullanıyor, sonbaharda da kullanıyor. Neden böyle açıkçası çok bilmiyorum. Ben bilen var mı bilmiyorum. Ticaretle alakalı bir şey. Yani ya da sezon diye bir şey var yani. Onu tam hepimizde yani, bir sezon var. Evet, sonuçta yani. Haziran sonu yani. Okullar kapandığı zaman Temmuz ayı çalışanların ve hepimizin tatilleri kullandığı, 3'er hafta, 4'er hafta işte hak edilmiş tatillerin kullandığı, Ağustos büyük şirketlerin tamamen tatilini kullandığı, zaten 2 ay geçiyor. Bizde her zaman ticaret okulların açılmasıyla başlar. Yani bir Eylül'ün 15'i gelsin, o böyle bir sihirli bir tarihtir, Eylül 15, Eylül 30. Dolayısıyla o sezonluk bütün mecralarda bence var. Sonuçta kampanya yok. Sinemada nasıl şeyler? Sinemada genel reklam olarak sezon Eylül'de başlar. Haziran sonu biter, ama yazın çok iyi film geldiği zaman, ki geliyor. Çünkü Amerika'da zaten filmler yazın çıkar. Çünkü tatilde çıkarlar filmleri ki daha fazla izleyici seyretsin diye. Tabi bu sezon faktörü hepimizi etkiliyor. Reklam veren ve reklam alan bizler açısından hep bir sorun. Ama kendi mecramızın popülaritesi açısından bir sorun değil. Yazında sinemaya gidiliyor. Sonuçta alışveriş merkezlerinin hep bir popülaritesi var. Artık yazlığa gitmek olgusu Türkiye'de çok fazla değil. Hepimiz çalışıyoruz. Yani bundan 20 sene evvel bir yazlık, 30 sene evvel bir yazlık furyası vardı. Yani herkes yazlığa gitti, kapa defteri falan abi. Adres bile değişir. Doğru. Şimdi öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu düzende değişecek. Zaten reklam pastasının büyümesi de bu aradaki aylardaki hareketliliklerle, işte ne bileyim, daha fazla kontentle, daha fazla reklam verenin katılmasıyla olacaktır. İşte ismini vermeyeceğimiz sektörler yazın reklam yapmaya ihtiyacı vardır. O zaman onlar reklam pastasını büyütecektir. Pardon, geçen sene bu birazcık değişti. Çok değil ama yani Temmuz, Ağustos bizde çok hafif geçerdi. Geçen sene iyiydi. Çok kötü değildi. Yani. Aynı şey radyo için de geçerdi. Evet. Yani Temmuz, Ağustos fena değildi. Yani iyi gitti. Evet. Bir iyileşme olduğu zaman demek ki tüm sektörlerde. Dünya kupası var. Her yıl bir sonuçta dünyada bir olay var ve bu bir şekilde yayınlanıyor. Evet, doğru. Kimi zaman televizyonda, kimi zaman işte ne bileyim caddelerde, kimi zaman sinemalarda. Dolayısıyla içi dolu olduğu sürece o ayların aktivite olarak ve malzeme olarak reklam yatırımları da artacaktır. Evet. Ama daha iyiyiz. Yıllar evveline düşünürsek. Evet. Bütün sektör çok daha iyi. Ama yine şey, belirttiğimiz aylarda yine iyi olma aylarda. Evet. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Bakalım geçtiğimiz yıl 2005 yılında radyo reklam verilerinde ne tür gelişmeler yaşanmış. Bu verileri sizlerle paylaştıktan sonra biz sohbetimize devam edeceğiz. Radyoda en çok reklam veren sektörlerde sıralama şöyle. Kredi kartları 6.076.516 saniye ile ilk sırada, telekomünikasyon hizmetleri 4.100.100 saniye ile ikinci sırada, meşrubat ve alkolsüz içkiler 4.003.422 saniye ile üçüncü sırada. Otomobil ve sigorta şirketleri ilk 5 içine giren diğer sektörler. Radyoda en çok reklam veren firmalar şöyle sıralanıyor. Coca-Cola 2.451.704 saniye ile birinci,
Akbank 1.909.684 saniye ile ikinci, Turkcell 1.851.570 saniye ile üçüncü sırada. Yapı Kredi Bankası ve Telsim ilk 5 içine giren diğer firmalar. Radyoda en çok reklam veren ürünlerde ilk sırayı 1.614.953 saniye ile Akbank Access Kredi Kartı alırken ikinci sırada 1.602.394 saniye ile Yapı Kredi Bankası World Card ve üçüncü sırada 758.334 saniye ile Coca-Cola Light'i görüyoruz. Garanti Bankası Bonus Kart ve Star Gazetesi ilk 5 içine giren diğer ürünler. Radyoda en çok reklam alan programlarsa şöyle sıralanıyor. Müzik programları 2.506.103 saniye ile ilk sırayı alırken haberler 1.957.047 saniye ile ikinci, Buyurun Radyo 1.072.541 saniye ile üçüncü sırada. Radyo Keyfi ve Müge'nin Oltası ilk 5 içine giren diğer programlar. Radyoda en çok reklam alan program türleri ise şöyle sıralanıyor. Müzik ve dans türü 42.102.041 saniye ile açık ara ilk sırada yer alırken müzik show 8.004.240 saniye ile ikinci sırada, haber programları 3.872.508 saniye ile üçüncü sırada. Haber, sohbet ve söyleşi programları ilk 5 içine giren diğer program türleri. Ben yine yıllık değerlendirmeye dönmek istiyorum. 2005'in değerlendik birlikte ama 2006 beklentileriniz neler? 2006'yı nasıl bir sektör olarak gelişme bekliyorsunuz? Hemen sizlerin fikrini almadan önce şeyi de hatırlatayım. Reklamcılar ve Reklam Verenler Derneği ile yaptığımız programda onlar %25'lik bir büyüme trendi bekliyorlar 2006 için. Bu sizlerin beklentileriyle uyuşuyor mu? Yine bu sizden başlayanlar oluyor. Radyoda bizim beklentimiz %15, %20 civarında. Bunun da nedenleri işte HTP ölçümleme sisteminin olması, radyodaki dinlenirlik oranlarının belli olması, artı kontrol edilmesi, bunların %15, %20 civarında artış bekliyoruz. Siz, ben 20-25 civarında bekliyorum. Siz Murat Bey'in... Biz yaklaşık %15 bir büyüme hedefledik. Bu büyüme tabii ki sinemaya gelecek olan filmlerin kalitesiyle ve popülaritesiyle alakalı. Dolayısıyla böyle bir büyüme hedefimiz var. Dolayısıyla reklam verenlerin, reklamcıların hedeflediği %25'e yakın büyüme diğer mecralarda bekliyor. Hemen tekrar siz şeyden bahsettiniz, ölçülüyor olmaktan HTP'den. HTP radyoların izlenmesini ve izleyici profillerini çıkartıyor. Gayet de güvenilir ve de iyi denetlenen bir firma RIAK tarafından. Bundan nasıl bir yarar elde ediyor radyo sektörü? Genel olarak şu anda baktığımızda HTP'nin çıkmasıyla, yani ölçülmesi, kontrol edilmesiyle birlikte payların büyüyeceğini düşünüyorduk ama maalesef öyle olmadı. Ama bir güvenilirlik bir ortaya çıktı. Kesinlikle artık yani reklam veren radyo parasının nereye gittiğini kontrol edebiliyor şu durumda. Bu konuda da bana göre HTP'nin durumu ne kadar da şey olsa başka alternatif yok. 2000 yıl öncesinde 2001'de 5-6 tane araştırma şirketi vardı bu işi yapan. Bazı kanal araştırmalarda X Radyo, bazılarında diğer X Radyo birinci olabiliyordu. Burada tek kargaşa bitti en azından. Kargaşa bitti. Sektörün kullandığı burada yani HTP'yi reklam verenler de kullanıyor. Reklam ajansları da kullanıyor. Medya şirketleri de kullanıyor. Radyolar da kullanıyor. Yani tamamen sektör şu an için benimsedi. Tabi burada kullanırken şimdi HTP'de birinci olan radyo belki istediği payı alamıyor. Bir de hedef kitle sorunu var burada. Hedef kitlesine göre kampanyalar alabiliyorlar. Bana göre bu güvenilir bir ortam. Şu anda da devam ediyor yani zaten. Peki açık havada durum nedir? Açık havada da böyle bir girişim olduğunu hatırlıyorum ben. Tabi böyle bir girişim oldu. Ciddi de bir girişimdi ama hala ölçülemiyoruz. Neden nedir bunun? Bazı şirketler buna katılmak istemediler. Bütün sorun o. Yani Reklamcılar Derneği'nin öncülüğünde bunu bu ölçülecekti. Biz seve seve kabul ediyoruz ve ölçülmesini de istiyoruz kesinlikle. Çünkü ölçüldüğünde daha çok pay alacağını düşünüyoruz. Ama şu anda yapılmadı ama kesinlikle yapılacaktır. Yani bu mecra mutlaka ölçülecektir diye düşünüyorum. Radyodaki... Ölçülmesi lazım daha doğrusu. En azından herkesin kabullenebileceği bir kur kesinlikle, ortaya çıkması kesinlikle, lazım. Çünkü işte Erol Bey de söyledi, kesinlikle. Daha önce 5-6 değişik araştırma yapılırken şimdi herkesin tek bir kaynaktan konuşması. Evet. Yani biz kendimiz yapıyoruz, böyle bir hizmet veriyoruz vesaire ama onun bağımsız olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani.
Sinemada böyle bir gelişme var mı Murat Bey? Siz kendiniz yapıyorsunuz. Sinema zaten hep sayılıyor. Yani sinemada durum şöyle farklı. Filmin dağıtıcısı sinemaya filmi beyan üzerine verir. Yani bu filmi oyna, kaç kişi alıyorsan bana bir raporlama gönder ve onun üzerinden bana para öderler. Dolayısıyla sinemada biz hangi sinemaya, kaç kişinin hangi filmde girdiğini zaten biliyoruz. Çünkü tahsilatlarımızı ona göre yapıyoruz. Bizim bir de film ithalatçısı konumumuz var. Yani bir filmi verdiğimiz zaman karşılığında bize kaç kişilik hesap gelmiş görebiliyoruz. Dolayısıyla zaten son 6-7 yıldır biz bütün reklamları seyirci garantisiyle satıyoruz. Çünkü belli. Bugün şu anda çok popüler olan bir Kurtlar Vadisi filmi 10 günde 3 milyon kişi izlemiş. Hangi sinemada kaç kişinin izlediğine dair zaten bordrolar var. Bunda herhangi bir yanılma olmaz. Dolayısıyla zaten kesilen bilet var. Filmciye ödenen para var. Kimse zaten bunun üzerinde bir oynama yapamaz. Dolayısıyla biz en net ölçülen, bir kişiye kadar bile net ölçülen, davetliye kadar net ölçülen bir mecrayız. Peki şeyi nasıl belirliyorsunuz Murat Bey? Şu garantiyi veriyoruz diyorsunuz. Şu kadar kişi izledi. CPP garantisi veriyoruz. Peki, burada tabii data bankımız var. Yani sonuçta Türkiye'de vizyona girmiş son 20 yılın bütün film janrelerine göre, kaç kopya adedine göre tahminlerimiz var. Tahminlerde yanıldığımız zaman o zaman ücretsiz reklam hakkı alır müşterilerimiz. Yanılmadığımız, tam tersi taahhüt ettiğimizden daha fazla bir kişi görürse filmi de hiçbir şey ödemezler. Dolayısıyla bu tamamen bizim tahminlerimizin doğru olması reklam verenlerimize tamamen şeffaf çalıştığımızın bir göstergesidir. Tahminleriniz ne kadar tutuyor? Birkaç tane filmde tutmadı ve ciddi şekilde biz 3 ay free, yani ücretsiz yayın yaptığımız müşterimiz oldu. Ama bu ticaretin ve hizmet sektörünün bir parçasıdır. Bu yaklaşık 2003'te ismini vermeyeceğim bir filminde oldu. 5-6 milyon bir izleyici bekleniyordu. Biz de ona göre hesaplarımızı yapmıştık. Evet. Film 2 milyonda kalınca o oranda da ücretsiz gösterimlerimizi arttırmak durumunda kaldık. Bu herhangi bir filmde de yaptığımız bir iş. Çok da konservatif tahmin yapmayız. Sonuçta bizim fiyat tarifemiz bir yerde ulaştığı kişiye göredir. Dolayısıyla zaten müşterilerimiz de devamlı her hafta bir bu konuda fikrimiz ve alışverişimiz olduğu için bir yerde eksikse bir yer kapatırız. Evet, isterseniz şimdi de 2005 yılının açık hava ve sinema verilerine bir göz atalım. Bu verileri de izleyicilerimize paylaştıklarında biz sohbetimize devam edeceğiz. Sinemada en çok reklamı çıkan sektörler ise şöyle sıralanıyor. Meşrubat ve alkolsüz içkiler 20.323 adetle ilk sırada, şekerleme 15.292 adetle ikinci sırada ve alkollü içkiler 12.260 adetle üçüncü sırada. Kahve ve çay ilk beş içine giren diğer sektörler. Sinemada en çok reklamı çıkan firmalar ise şöyle sıralanıyor. Kent 19.603 adetle birinci sırada, PBG 10.507 adetle ikinci sırada ve Nestle 9.902 adetle üçüncü sırada yer alıyor. Eti ve Frito-Lay ilk beş içine giren diğer firmalar. Sinemada en çok reklamı çıkan ürünler ise şöyle sıralanıyor. Duracell Pil 5.211 adetle ilk sırada, Nescafe Gold 4.921 adetle ikinci sırada, Anadolu Sigorta 4.854 adetle üçüncü sırada. Nescafe ve eti ürünleri ilk beş içine giren diğer ürünler. Billboardlarda en çok reklam veren sektörler şöyle sıralanıyor. Telekomünikasyon şirketleri 181.591 adetle ilk sırada, bankalar 53.541 adetle ikinci sırada, mağazalar 44.178 adetle üçüncü sırada. Kamu kuruluşları ve meşrubat, alkolsüz içkiler ilk beş içine giren diğer sektörler. Billboardlarda en çok reklam veren firmalar şöyle sıralanıyor. Turkcell 151.284 adetle ilk sırada, Akbank 29.618 adetle ikinci sırada, Vestel 18.400 adetle üçüncü sırada. Ülker ve Coca-Cola ilk beş içine giren diğer firmalar. Billboardlarda en çok reklam veren ürünlerin tablosuna baktığımızda ilk sırada 151.284 adetle Turkcell'i görüyoruz. Akbank 29.618 adetle ikinci sırada, Vestel 15.200 adetle üçüncü sırada. Avea ve Nokia ilk beş içine giren diğer ürünler. Billboardlarda en çok reklam gösterilen bölgeler ise şöyle. İstanbul 213.516 adetle ilk sırayı alırken Ege, İç Ege, Sahil Şeridi ve Marmara 144.794 adetle ikinci sırada. Ankara 81.047 adetle üçüncü sırada. Anadolu ve İzmir ilk beş içine giren diğer bölgeler. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.